Merhaba sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgiler sunarım. Spero İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Dönmez Hanımefendi bugünkü konuğum. Evet Gönül Hanım, hem konuğum hem şimdiye kadar insan kaynakları ve altyapı farklı olduğu için kendisinden dinleyeceğiz. Ama herkese şimdiye kadar kendisi soru sordu. Şimdi ise bugün de ben ona soracağım. Ama öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz de başlayalım. Bugün terleteceğim sizi. Merhaba. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Spero İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı'nın Yönetim Kurulu Başkanıyım. Eğitim geçmişimden kısaca bahsedeyim dilerseniz. 99 yılında Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Rehber ve psikolojik danışmanlıktan mezun oldum. O zamanlar tabii şu anki gençler kadar şanslı değildik biz. Çok fazla bilgiye hemen ulaşamıyorduk. Ne meslek seçeceğim, mesleğimi mi yapacağım, ne yapacağım diye düşünürken bizim üniversitenin güzel bir uygulaması var. Hala devam ediyor. PR Days adı altında böyle büyük kuruluşlar gelirler. Biz öğrencilere firmalarını tanıtırlar. Benim dönemimde de geldiler, tanıttılar. Ve genelde de tanıtan kişiler insan kaynakları yöneticileri oluyor. Ben o zaman ilk duymuştum insan kaynakları ismini. Aralarda oradaki yöneticilere siz ne yapıyorsunuz, nasıl işletiyorsunuz gibi sorular sorma fırsatı yakaladım ve hakikaten ben dedim ki insan kaynakları yapacağım. Siz de çok iyi biliyorsunuz 90'lı yıllarda sonlarına doğru insan kaynakları sadece büyük kuruluşlarda vardı. Orta ölçekli ve küçük işletmelerde Çok yoktu. doğru. Daha çok personel müdürlüğü adı altında. Öyle geçiyordu zaten. Evet, işlem yapılıyordu. Sonra 2000'li yılların başlarında yavaş yavaş insan kaynakları adı duyulmaya başlandı. İlk insan hakları dendi, sonra insan kaynakları dendi. Ve ben de o yıllarda insan kaynaklarıyla stajyer görevinde başladım ve daha sonra her kademesinde bulundum. En son büyük bir hastaneler zincirinin insan kaynakları direktörlüğü görevini yaptım ve profesyonel arkadaşlarımın desteğiyle artık dediler sen bir firmaya değil birçok firmaya hizmet sunman gerekiyor, bu bilgini paylaşman gerekiyor. Ben de kendi firmamı kurmaya karar verdim bir yıl önce. Şu an birçok firmaya hizmet ediyoruz. Ne güzel. Her şeyden önce bu kadar güler yüzlü bir insan kaynakları yöneticisi Teşekkür olmanız, ediyorum. hem çalıştığınız ünitelerdeki, hastanelerdeki, kurumlardaki kişilere birçok ışık olmuşsunuzdur, yol gösterici olmuşsunuzdur. Teşekkür ederim. Şimdi birçok kuruma daha zaten yol gösteriyorsunuz. Hemen şeyden bahsettik, personel müdürlüğünden bahsettik. O zaman işe girenler veya iş başvurusu yapanlar hemen şeyler sorulurdu. Ne yapılıyor? Nereden geldin? İsmin ne? Hobilerini. Bundan geçiştiriliyordu ve işe alınıyordu. Veya tarzıyla, giyimiyle, her şeyiyle bakılıyordu. Oysa psikoloji ve rehberlik okuduğunuz için bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Bunun insan kaynaklarındaki öneminden bahsetmenizi isteyeceğim. Nasıl faydaları var? Artı görsellik hangi anlamda çok önemli? Evet. Renk bile, bir kırmızıyı taşıması bile çok önemli. Tabii bunun uzmanları var. Evet. Renk uzmanları. Doğru söylüyorsunuz. Geçmişte ben insan sarrafıyım, 2 dakikada insanı tanırım diyen birçok kişi var. Hala var. Ama tabii insanı tanımak bu kadar basit değil. Psikoloji ile insan kaynakları insan paydasında buluşuyorlar. İnsan kaynakları departmanının içerisinde insan geçiyor ve psikoloji de insanın duygu, davranış ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalı. Dolayısıyla her ikisi de ortak paydada dediğim gibi. Ve insan kaynakları psikoloji biliminden çok fazla faydalanmak zorunda. Nasıl ki bir psikolog karşısındaki kişinin sadece sorulara verdiği yanıtlara değil, vermediği yanıtları da duyuyorsa, beden diline dikkat ediyorsa, insan kaynakları yöneticisi de bir psikolog gibi karşısındaki kişiyle mülakattayken, mülakat yaparken o ipuçlarını çok iyi almalı.
Dolayısıyla bir mülakat süreci biliyorsunuz, hani 30 dakika ortalama. Bu 30 dakika içerisinde kişiyle ilgili oradaki insan kaynakları yöneticisi karar vermek zorunda. Yanlış karar verirse karşıdaki doğru insan işinden oluyor, işveren iyi bir çalışandan çok oluyor. Doğru. Dolayısıyla bizim mesleğimiz hakikaten bu anlamda çok kritik. Ve ben şu an klinik psikoloji okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Yüksek lisans yapıyorum. Hakikaten çok fazla işime faydası oldu. Diğer arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Evet, insan kaynakları. Çünkü makinelerle çalışmıyor, insanlarla çalışıyor. İnsanları anlaması gerekiyor. Duygu ve düşüncelerini anlaması gerekiyor. Bu anlamda mutlaka psikolojiyle mesleklerimizi desteklememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok doğru. Bazen insanlar motive olurken bile bir iş başvurusuna gelirken oraya alınacağı ümidiyle geliyor veya seçileceği, o işe başlayacağı bir anda sizin çok güzel noktaya temas ettiğiniz hem işveren iyi bir kişiden, oraya fayda sağlayacak kişiden mahrum oluyor. Hem de o işinden mahrum oluyor. Evet. Belki sessizliği veya o andaki maddi durumundan dolayı farklı bir şekilde görünüşü. Hı hı. Zaten yok ki iş arıyor. Hı hı. Oradaki o hemen analiz ederken onu ekarte edilmesi belki onun hayata bir sıfır yenik başlamasına ve küskün olmasına neden olacak ki psikoloji bakımından ve klinik psikolojide okuduğunuz için hala hı hı. Ve ne güzel ki hala öğretim devam ediyor. Bu çok önemli. Gençlere evet. Gerçekten yeni jenerasyonu örnek almanız gerekiyor. Gönül Hanım'ı iyice dinleyin. Çünkü okumanın yaşı yok. Her alanda kendinizi yetiştirebilmeniz için bakın bir insan kaynakları yöneticisinin neler yaptığını ve sizin için hiçbir şey geç değil. Bir kez daha, bir kez daha okuyabilir, farklı şeyler yapabilirsiniz. Bütün bunlarda yaparken Gönül Hanım, bu kadar deneyimli birini de karşımda görmüşken, bu konuda birçok firma var. İnsan kaynakları danışmanlığı yapmaya çalışan, işte desteğini vermeye çalışan. Peki nelerdir bu camiada, farklılık nedir, neler yapmaları gerekir, eksikler nedir? Bazıları bir iki eğitim sertifika alıp ya ben bu işi yapabilirim diyen, bizler de bildiğimiz için olan firmalar var. Bunlar açısından da sizin işin ehli olarak gözlemlerinizi bilmek isterim. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, hakikaten bizlerde çok fazla girişimcilik ruhu var. Özellikle biraz önce seslendiğiniz Z kuşağı, bu hakikaten çok büyük avantaj. Biz X kuşağında bu kadar cesaret yoktu. Yok. Ama Y kuşağı bu konuda bayağı cesaretli. Bunun avantajı var dediğim gibi. Diğer taraftan dezavantajı da şu, çok güzel bir söz var. Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığına soyunmayın. Çok güzel. Bir iş yeri kuracaksanız, bir danışmanlık firması açacaksanız, onun tabiri caizse o mutfağın tozunu yutmanız lazım ki daha sonra hizmet verdiğiniz sektörlere çok daha faydalı olabilin. Hı hı. 2 yıl, 3 yıl insan kaynakları uzmanı olarak çalışmış arkadaşlarımın danışmanlık hizmeti verdiğini ben de görüyorum. İnşallah başarılı olurlar. Ancak bir firmaya danışmanlık hizmeti verebilmek çok basit bir şey değil. Oradaki insan kaynakları departmanının ihtiyaçlarını analiz etmek, yönetimin taleplerini algılayabilmek, hı hı, anlayabilmek. Bunların hepsi işte o tozla alakalı, hı hı, geçmişte yutulan tozlarla alakalı, masanın öbür tarafında oturduğunuz süreçlerle alakalı. Dolayısıyla herhalde Spero'yu diğer firmalardan ayıran bu olsa gerek diye düşünüyorum. Hem bu olsa hem 20 yıllık tecrübede birçok kurumsal firmada hem stajını hem çalışmasını yaptığınız için
O sizler psikoloji ve klinik psikoloji de bildiğiniz için rehberlik alanında zaten işin ehli olduğunuz için beynimizin loblarına yerleşiyor. Hani hiçbir şey öğrenmemiş gibi hissedebiliriz. Evet. Ama yıllar geçtikçe hani deneyim çok önemli derlerdi hep büyüklerimiz. Biz o yaşlarda hep onlara kızardık. İşte annelerimize, ablalarımıza, arkadaşlarımıza, büyük kişilere ne olacak yani ne olmuş diye bakardık. Halbuki o deneyim her bir yıl, her bir yaş, her bir farkındalık bizi farklı yerlere götürüyor. Kesinlikle. Bir de sizde bunların özelliği olduğu için de Spero'nun altını ayrıca çizmek gerekiyor. Gönül Dönmez'in ismiyle beraber bütünleşen Spero'yu da unutmamak gerekiyor. İnsan kaynaklarında tabii ki gelişen bir teknoloji, küresel bir tabii ki dünyamız var. Hızla neler değişecek? Yani Türkiye'deki insan kaynaklarıyla yurt dışındaki öncelikle hiç bilinmiyordu. Çok önem verilmiyordu. Evet. Hala patron şirketlerinde önem verilmiyor. Yurt dışındaki bütün o büyük firmalarda yıllardır insan kaynakları ilk ekip motivasyon ve iyi şekilde ferah yaşam diye başlanıp sonra geçerdi. Bütün bunlardan bahsetmenizi istiyorum. Bunlardan sonra da ben dördüncü sanayi devrimini nasıl yakalayacağız? Bunlar olmadan sizin iyi analizleriniz, iyi personel seçimleriniz ve eğitimleriniz olmadan şirketler kulak vererek dinlesin. Bunları yakalamaları nasıl mümkün olacak? Şimdi tabii sizin de bahsettiğiniz gibi geçmişte insan kaynakları sadece bordro yapan bir Çok departman. doğru. İşte mesailere, çalışanların giriş çıkış saatlerini kontrol eden bir departman olarak tanınıyordu. Ancak zamanla yurt dışından gelen bilgilerle, danışmanlık hizmetlerinin yurt dışından aldığı know-how'larla performans değerlendirme sistemleri ortaya çıktı. İş analizleri ortaya çıktı, balance scorecard'lar ortaya çıktı, görev tanımları gibi birçok insan kaynaklarının farklı fonksiyonları ortaya çıkmaya başladı. Ve günümüzde de ciddi olarak bunlar artık insan kaynakları departmanları tarafından yapılır hale geldi. Ancak o kadar çok şapkası var ki insan kaynakları departmanının farklı şapkaları var ki insan kaynakları yetişemiyor. Bu nedenle her geçen gün dış firmalardan yararlanma, danışmanlık firmalarından yararlanmalar artıyor. Karşılaştırdığımızda bundan bir 5-10 yıl önceki dış kaynak kullanımıyla günümüzde dış kaynak kullanımı arasında ciddi bir artış söz konusu. Çünkü örnek vermem gerekirse bir firmanın insan kaynakları eğitim veriyor. Sürekli o kişi eğitim veriyor, aynı personele eğitim veriyor, aynı çalışana eğitim veriyor ve bunlara biz fotokopi eğitimler diyoruz. Ne çalışan bu eğitimden zevk almaya başlıyor, ne insan kaynakları bu eğitimi vermekten zevk duyuyor. Dolayısıyla danışmanlık firmalarının farklı araçlar kullanarak, role playingler, vaka çalışmaları kullanarak eğitim vermeleri daha çekici, cazip hale getiriyor eğitimleri ve motive ediyor. Ve hakikaten daha efektif oluyor eğitimler. Diğer taraftan işe seçme ve yerleştirme. Bir firmanın veri tabanı sınırlıdır. Oraya başvuran personel sayısı sınırlıdır. Ama dış kaynak kullanımında işe seçme ve yerleştirmede hakikaten veri tabanı çok geniş olabiliyor. Ki birçok danışmanlık firmalarında aynı şekilde veri tabanları fazla ve personel seçimi daha kolay oluyor. Diğer taraftan devlet son zamanlarda istihdamı teşvik ediyor. Çok güzel teşvikler ortaya çıkıyor. Bu teşvikler maddi anlamda işvereni ne kadar desteklese de diğer taraftan uygulaması o kadar zor. Örneğin 2011 yılında ortaya çıkmış 6111 sayılı teşvik kanunu. Bir insan kaynakları çalışanının evet yapabilmesi mümkün ama takibi çok zor. Ceza yiyebiliyor çalışanlarımız, firmalarımız. Dolayısıyla biz danışmanlık firmaları programlarla firmaları destekleyebiliyoruz.
Dolayısıyla tüm bunları alt alta topladığımızda dış kaynak kullanımı her geçen yıl daha fazla artıyor ve önümüzdeki yıllarda insan kaynakları departmanları outsource edilecek diye ben düşünüyorum. Çok doğru. Çünkü benchmark çalışmaları çok daha rahat yapılacak. Eğitimler daha interaktif şekilde verilecek. Bu teşvikler daha fazla yaygınlaşacak ve insan kaynakları departmanları kurumlarda mutlaka bir yardımcıya ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla böyle bir değişim olacak diye ben düşünüyorum. Çok doğru. İnteraktif zaten eğitimler olmadıktan sonra, workshoplar, role-playler bunlar olmadıktan sonra insanlar kendini hem göstermeyi bilemiyor hem eksiklerini göremiyor. Halbuki bir vaka çalışmasında onu sunduğu zaman, ha ben burada bakın birkaç çünkü workshopla vaka çalışması yapıldığı için her bir grup kendi eksiğini de görebiliyor. Evet. Analiz edebiliyor. Evet. Eleştirip ya şuralarda deyip bazen acımasız eleştiriler oluyor. Her bir eleştiri çok iyi bir sonuca götürür insanı. Bunda size hemfikirim. Çünkü çalıştığımız her bir sektörde sizin o tecrübelerinizde bizler de minnacık da olsa bir koklamasını aldık, çalışmasını evet. aldık. Çok doğru noktalara değindiniz. Bunun için de çok teşekkür ederim. Hem insan kaynakları, hem psikoloji, hem klinik psikoloji bize yansıttığınız için gönül dönmezi ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü isminiz de varsınız, işin ehlisizsiniz ve sizden birçok okul, üniversite, kurumlar hem ders almalı hem bu alanda size danışabilmeli ki doğru analizleri yapabilmeli, büyüyebilmeli. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Gönül Dönmez'in söylediği gibi interaktif eğitim, interaktif bilgi, her türlü analiz şart kurumların büyümesi için. Çünkü kurumlar kendi içindeki insan kaynakları mutlaka birçok şeyi yapıyor ama birçok yere dağılamayabiliyor. Çünkü her alan hızla gelişen ülkede, dünyada, aydın zamanda, teknolojide her yere farklı gözle bakamayabiliyor. Ama dışarıdan gelen bir insan kaynakları yöneticisi danışmanlık verdiği zaman sizin içeriden göremediğiniz her bir minik detayı, ayrıntıyı, personelin psikolojik konumlandırılmasını veya orada süre gelen eksikliği veya iş aksaklığını sizden daha iyi analiz edip eğitimlerini verecektir. Dolayısıyla sizin bir yılda, iki yılda yol alacağınız şeyi birlikte partner olarak çalışarak bir ayda, iki ayda bu eksiklikleri hızla değiştirip sizin sadece üretime veya çalışmaya veya sonuca odaklanmanızı sağlayacaktır. Onun için de siz de bir danışmanlık, aynı zamanda partnerlik arıyorsanız Spero İnsan Kaynakları'nın yöneticisi Gönül Dönmez'den yardım isteyin. Eminim ki bir telefonunuzda veya mailinizde konuşmanızda dahi minnacık da olsa vereceği nüansa birçok şeyi öğrenmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.